Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerin karşısında Türkiye Barolar Birliği İş Güvenliği Uzmanı olarak bulunmaktayım. İlgili yönetmelikler göre gereği pandemi döneminde koronavirüsten e, korunma kapsamında korunma yöntemleri e, ile ilgili eğitim vermekle Türkiye Barolar Birliği yani işveren sorumlu. Bu eğitimi sizlerin de alması sizler tarafından sorumluluğunuzda olduğundan dolayı bugün bu eğitimi sizlere vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere bu hastalığın adı COVID-19, 31 Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya insanların hayatını kaybetmesinde neden olan ve pandemiye dönüşmüş olan bir virüstür bu. Son yapılan araştırmalara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalık kontrol merkezi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün insanlara bulaşmasına ilişkin yeni bilimsel kanıtlar resmi olarak açıklandı. Buna göre virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük. Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski de çok düşük. Ancak ofis gibi, dini mekanlar gibi, sinema ve tiyatro salonları gibi kapalı olanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek olarak belirtilmiştir. Bu hastalığın e, bulaşma yolları ise COVID-19 virüslerinin insandan insana bulaşması genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla teması veya vücut salgılarıyla bulaşmış yüzeylere temas etmesi sonucu olmaktadır. İnsan e, hasta insanların öksürmesi, hapşırması sonucu ortaya saçılan damlacıklarla veya hastaların temas ettiği yüzeylerden Göz, arın, ağız, burun mukozası ile el sıkışma yoluyla bu hastalık bulaşır. Koronavirüsler genel olarak aslında dış ortamda pek fazla dayanıklılığı olmayan virüslerdir. Hayvanlarda ise henüz bulaşmadığı düşünülmektedir. E, bu virüs hangi ortamda ne kadar süre canlı kalabilir? E, havada 3 saat canlı kalabiliyor. Kumaşlarda 9 saat, çelik yüzeylerde 48 saat, plastik yüzeylerde 72 saat, ellerde ise 10 dakika civarında bu virüs canlı kalabiliyor. Bu virüs ayrıca 26-27 santigrat derece ortam sıcaklığının üzerinde ise etkisinin azaldığı düşünülmektedir. E, sosyal medyadan da takip ettiğiniz üzere e, COVID-19'un enfeksiyon belirtilerini e, size sıralamak istiyorum. Bunlar nedir? Boğaz ağrısı, burun akıntısı, 39 derecenin üzerindeki ateş kuru öksürük, bazen ishal, bazen karın ağrısı, baş ağrısı, denge problemleri, tat ve koku alma problemleri olarak da Covid 19'un enfeksiyon belirtilerini sıralayabiliriz. Bu hastalıktan korunma yöntemlerini artık biliyoruz ama tekrar etmek istiyorum. Bunlar kalabalık ya Yerde mümkün olduğunca gidilmemesi gerekli. Öpüşme, sarılma ve tokalaşmanın azaltılması gerekli. Hasta olduğu düşünülen insanlarla araya en az bir metre misafir mesafe konulması gerekli sık el yıkanması ve yıkama süresinin en az 20-30 saniye olması cepte taşınabilir küçük alkol şişeleriyle alkol bazlı dezenfektanlarla veya kolonya ile ara sıra ellerimizin dezenfekte edilmesi gerekli. Tüm yüzeylerin alkol bazlı dezenfektanlarla veya alkolle temizlenmesi de çok önemli. Kıyafetlerin sık yıkanması veya en az 2 saat süreyle güneşe maruz bırakılması korunma için yeterli olabilir. Ayrıca dondurma gibi soğuk içecek ve yiyeceklerden uzak durulması gerekli. Ilık ve sıcak içeceklerin tüketilmesi öneriliyor. Ayrıca tuzlu su ile günde 2-3 kez gargara yapmak boğaza yerleşmiş olan virüsün alt sonunum yollarının geçmesine engel Olabiliriz. Ee, en önemli bu virüsten korunmak için e, hepimizin bildiği gibi maske kullanımı çok önemli. Bizim de e, şu gösterdiğim tek kullanımlık birkaç saatlik süresi olan maskeler de var. E, bu gördüğünüz FFP3 tarzında e, 10 günlük de kullanılabilen maskeler var ama maske kullanımı bu virüsün Önlenmesi açısından çok önemli. Bu virüs havadan daha çok yere yerleşiyor. Ellerin yüzeylerle teması bulaşma ile oluyor. Bu yüzden. Hasta veya şüpheli virüs enfeksiyonu olan kişilerin virüsü yaymaması için maske takması şarttır. Sağlıklı insanların ise salgının yayılması durumunda kalabalık yerlerde ve sokaklarda gezerken maske takması şarttır. Yani hepimizin bildiği gibi bu maskeyi biz virüslüysek eğer karşımızdaki kişiyi bulaştırmamak adına takıyoruz veyahut da karşımızdaki kişi virüslü ise bizim kendimizi korumamız adına bu maskeleri mutlaka takmamız gerekli. Maske kullanımı çok önemli. Şimdi salgının yayılmasını önlemek için kapalı ortamlarda, yani ofis ortamında, bizim bulunduğumuz bu ortamda Covid 19 için alınacak önlemleri size belirtmek istiyorum. Sosyal medyadan da bu önlemler hakkında birçok afiş görmüşsünüzdür, konuşmacıları dinlemişsinizdir ama Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kapalı iş yerlerinde yani ofislerde COVID-19 için alınacak önlemler başlıklarını ...tek tek sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi, çalışanların işe başlamadan önce... ...temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların... ...iş yeri hekimine yönlendirilmesi gerekiyor. Bu pandemi döneminde hepimizin de bildiği gibi... ...bizim iş yerimize tüm girişlerde mutlaka temassız ateş ölçerle... ...her gelen kişinin ateşi ölçülüyor belirli 37 buçuk 38 derecenin üstünde ateşi olanlar mutlaka hekime yönlendiriliyor. O kişiler bina içerisine alınmıyor. E, ateş ölçülmesi çok önemli. İki, e, kapalı iş yeri yani ofisler sık sık doğal yollarla havalandırılmalı. Bu e, havalandırma da çok önemli bir husus. Bu binamız içerisinde iki çeşit havalandırılma kullanılıyordu bizim klimalarımızda. Bunların bir tanesi... İçerideki havayı e, dolaştıran bir sistem vardı. Diğeri ise dışarıdaki temiz havayı e, içeriye sokan bir sistem. Biz tabii ki de bu pandemi döneminde havalandırma çok önemli olduğu için... ...kesinlikle sadece şu an bina içerisinde dışarıdan gelen temiz havayı e, bulunduran sistemi, klima sistemini kullanıyoruz. İçerideki havayı dolaştıran sistemi kullanmıyoruz. Siz de odalardaki klimaları bu şekilde şekilde kapatabilirsiniz. Bu klimaların temizliği sağlandı. Ona göre de sadece dışarıdan alınan temiz havayı içeriye alan klima sistemini ve camları açarak kapıları açarak havalandırmamızı her gün düzenli bir şekilde yapmamız gerekmektedir. E diğer bir hususta pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması, temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri, üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Bizim klimalarımızın da temizliği aynen bu şekilde sağlanmış bulunmaktadır. Diğer bir husus, iş yerlerinde ultraviyola cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonları yapılması önerilmektedir. İş yerlerinde çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması sağlanmalı ve çalışanlar maske takmalıdır. Zaten biz de her girişte mutlaka maskelerimizi alıyoruz ve sürekli maskemizi takıyoruz. E, yediğimiz yerlerde, masalarda, sandalyelerde e, arası mesafenin de en az. 1 metre olması gerekli. Tercihen 2 metre hatta olması gerekli. O şekilde düzenlemeler yapılmalı. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli. Mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. Şimdi bu konuyu da birazcık açmak istiyorum. Ee, odalardaki inşaat biriminin yaptığı ölçümlerden sonra odalarda tekrardan oturma düzenleri kişi sayılarına göre belirtilmiştir. İlgili yönetmelik gereği 4 metrekareye bir kişinin oturtulması gereklidir. Odalarda bu şekilde yeni oturtma düzenleri sağlanacaktır. İnsan kaynaklarının bu pandemi sürecinde yapmış olduğu nöbet çizelgesinde de size gönderilen maillerde de aynı kişiler aynı günlerde çalıştırılması gibi bir plan izlenilerek bu şekilde de çalışanlar arasında bir düzen sağlanmıştır. Yani mesafe olayı çok önemli buna hepimizin uyması şarttır. Solunum e, yola enfeksiyon belirtisi olan yani bunlar nelerdir? Ateş, öksürük, nefes darlığı personel olan personelin iyileşinceye kadar kesinlikle çalıştırılmamalı, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir. Bu kişilerin iş yeri ortamına yani kapalı ortamlara kesinlikle girmemesi gereklidir. Diğer çok önemli bir husus ise el hijyenine çok dikkat etmeliyiz. Eller sık sık yıkanmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiliği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullan gerek yoktur. Normal sabun yeterlidir. İş yerlerinde, lavabolarda, sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiliği bulundurulmalıdır. Bizim de binamız içerisinde her katta, her lavabonun başında e, el antiseptikleri bulunmaktadır. Odalarda antiseptikler, yeterli derecede kolonyalar, maskeler e, her daim bulunmaktadır. E, bununla ilgili Sağlık Bakanlığı olsun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetler Bakanlığı olsun. Hepsinde değişik afişler sosyal medyada bulunmaktadır. Bunlardan da birkaç tane örnek göstermek istiyorum size. Koronavirüs tedbirlerini yener şeklinde mesela 2M2E kuralı var. Bunlar nedir? 2M maskeni doğru tak, mesafeni koru. İki e kuralımızı, ellerini sık sık yıka, eline yüzüne elinle yüzüne dokunma. Bunlar çok önemli. Ellerimizi e, ne zaman yıkamalıyız? Bunları da size e, broşürlerden söylemek istiyorum. Yemek hazırlamadan önce ve hazırladıktan sonra, yemek e, yemeden önce ve yedikten sonra, tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce, burun temizliğinden sonra, öksürükten ve hapşırıktan sonra, çöpleri ve bozulmuş gıdalara dokunduktan sonra, pişmemiş gıdalara temas ettikten sonra, toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra hayvanlarla temas ettikten sonra eller görünür şekilde kirlendiğinde dışarıdan eve girdiğimizde mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Peki ellerimizi nasıl yıkamalıyız? E, el yıkama öncesinde ellerimizdeki yüzük, saat gibi aksesuarlarımızı çıkartmalıyız. Akmakta olan su altında eller ıslatılmalı. Avuç, bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları ile tırnakların kenar ve uçları sabun ile köpürtülerek en az 20 saniye süre, süreyle kuvvetlice ovuşturulmalıdır. Medyada da bunları görmüşsünüzdür. Parmak araları, parmak uçlarının Mutlaka özenlice yıkanması gerekmektedir. Eller su altında iyice durulanır. Eller bileklerden başlayarak kağıt havlu ile kurulanır. Aynı kağıt havlu ile musluk kapatılır. Bu işlemi 20-30 saniye mutlaka yapmamız gerekmektedir. Şimdi diğer bir husus ise eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş eldiven kullanımını gerektirmiyorsa COVID-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerde bulaş riskini arttırabilir. Bu doktorların da çok tavsiye etmediği bir şey, eldiven kullanımı. Yani eldiveni gerekmediği durumlarda kullanmalıyız. Kullanmamalıyız çünkü bize bir güven hissi verip e, daha kötü şeylere neden olabilir. E, o yüzden ellerimizi sık sık yıkamayı tercih etmeliyiz. İş yerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin, kapı kolları, bunlar neler? Kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyonlar için bire yüz sulandırılmış, yani bir litre suya yarım küçük çay bardağı miktarında sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu kullanılabilir. Ama dediğim gibi bunların hepsi birer kimyasal olduğu için bu oranları çok e, bildiğimiz şekilde kullanmalıyız yoksa daha e, üzücü sonuçlara ulaşabiliriz. Klor bileşenleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Temizliklerimizde 1-10 e sulandırılmış çamaşır suları kullanmalıyız. Şunu da belirtmek istiyorum. Barolar Birliği'nin binası da Çankaya Belediyesi tarafından belediye çalışanlarınca dezenfekte edilmiştir. Bütün odalar, koridorlar, bütün bölümler. Ayrıca biz de uygun olan kimyasalları alarak biz de belirli aralıklarla dezenfeksiyon dezenfektan işlemini yerine getireceğiz ilgili arkadaşlar tarafından. Klor bileşenlerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerini %70'lik alkolle silerek dezenfeksiyonlarımızı sağlamalıyız. Size Herkese bu dezenfektanlardan verilmiş durumda, kolonyalar verilmiş durumda bunlarla da e, yüzeylerimizi e, yüzeyleri ellerimizin temizliğini, rahatlıkla yapabiliriz. Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalıdır. Zaten bütün çalışanlarımız maske mutlaka kullanmak zorundadır. Temizlik sonrasında da maske ve eldiven çıkartılıp iş yerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Yıkanabilir bez maske kullanıldıysa yenisiyle değiştirilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Bunu da zaten e, çöp kovalarımıza sizden ricam e, ayrı bir çöp kovasına kullanmış olduğumuz maskeleri ve eldivenleri atmamız gerekmektedir. Katlara da e, çöp kovaları dışında e, sırf bu maskeleri atmamız için ayrıca çöp kovaları konulmaktadır. Diğer bir husus iş yerlerinde COVID-19 pozitif bir kişi varlığı durumunda il ilçe sağlık müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimine ivedilikle bilgi verilir. Zaten iş yerimizde iş yeri hekimimiz bulunmakta bu konuyla ilgili böyle bir durum belirtileri olan pozitif çıkmış çalışanların mutlaka bilgisi verilecektir. Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir iş yerinde bir çalışanın COVID-19 pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler yakın temaslı kategorisinde değil, temaslı kategorisinde değerlendirilir. COVID-19 pozitif kişinin takip ve tedavisi sağlık kuruluşunca yönetilir ve diğer çalışanlar maskesini takarak çalışmaya devam eder. İl ve ilçe sağlık müdürlüğü tarafından hastalık belirtileri açısından 14 gün süreyle bu hasta takip eder. Şimdi size e, ayrıca e, ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren iş yerleri için kontrollü hayat şartı. Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi'nden de bahsetmek istiyorum. Bu rehberi Sağlık Bakanlığı çıkartmış. Bu iş yerlerinde mutlaka uyulması gereken kurallar kapsamında Sağlık Bakanlığı bu rehberi yayınlamıştır. Bunları da bildiğimiz şeyler ama tekrardan okumak istiyorum sizlere. İş yerlerinde çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanır. Zaten bu pandemi döneminde iş yerimiz bunu yapmış bulunmakta ve yapmaya da devam edecektir. Çalışan personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanılır. Evet, gerekli eğitimleri zaten pandemi süresinin en başında iş yeri hekimimiz tarafından verilmişti. Şimdi de bu eğitimi veriyoruz ama sürekli eğitimlerimiz devam edecektir bu konuyla ilgili. Hasta ve hastalık belirtisi gösteren izolasyonda bulunması gereken personel çalıştırılamaz. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. Personel iş yerinde girince ve iş yerinden çıkmadan önce elleri yıkar, personel sık aralıklarla el hijyeni sağlar. İş yeri giriş çıkışlarında bütün alanlarda sosyal mesafe kuralı uygulanır. Çalışanların oturum alanları arasında yan yana en az bir metre mesafe bulunur. Karşılıklı oturma düzenlerinde personel e, arasında ayırıcı paravanlar konulur ve bir buçuk metre mesafesi bırakılır. Bundan da bahsetmiştik. E, bu e, Buraları geçmek istiyorum. Ee, kesinlikle e, dışarıdan gelen ziyaretçilere su haricinde ikram yapmamamız gerekli. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete ver ve dergi bulundurmamamız gerekli. Artık eskisi gibi. E, günlük temizlikler zaten yapılıyor. El enti... E, el temizliği çok önemli. El antiseptikleri her yerde bulunuyor. Bu hususlara da bu kontrollü sosyal hayat çalışma rehberinde Sağlık Bakanlığı yer vermiş. Evet son olarak sizlere bir de bu pandemi döneminin en başında bulunan koronavirüse riskine karşı 14 kural, bütün medyadan da takip ettiğiniz üzere bu 14 kuralı tekrar okumak istiyorum. Birincisi ne? Neydi? E, ellerimizi sık sık su e, ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayalım. İki soğuk algını belirtileri gösteren kişilerle aranızda en az 3-4 adım mesafe e, bırakmalıyız. 3 öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. 4. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız. 5. Ellerimizle gözlerimize, ağzımıza ve burnumuza asla dokunmamalıyız. 6. Yurt dışı seyahatlerimizi iptal edip ya da ertelemeliyiz. 7. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evimizde geçirmeliyiz. 8. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandırmalıyız. 9 kıyafetlerimizi 60 veya 90 derece sıcaklıkta yıkamalıyız. 10 Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığımız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizlemeliyiz. 11 Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarıya çıkmayın. 12 Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. 13. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. 14. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna mutlaka başvurun. Evet, e, bugün Sizlere kapalı ortamlarda yani ofislerde COVID-19 için alınacak önlemler nelerdi? Bunlar hakkında bilgi vermek istedim. Beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. İyi günler.